geldiniz. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle Türk takımlarımızın Avrupa gruplarındaki maçlarını değerlendireceğiz. Salı, Çarşamba ve Perşembe günü Avrupa maçları oynandı. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup, videoma like veya dislike atıp, videomu izleyip, yorum atıp, bildirim zilini de açarsanız sevinirim. Bildirim zilini açarak da sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana çekmemi istediğiniz futbol ile ilgili içerikler varsa da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçelim. Evet, Salı, Çarşamba ve Perşembe günü Avrupa maçları oynandı ve biz Salı günü oynamadık. Çarşamba ve Perşembe günü oynadık. Çarşamba günü Galatasaray Manchester United maçıyla başladı. Perşembe günü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la devam etti. Önce Perşembe günü Beşiktaş oynadı. Arkasından da Fenerbahçe oynadı. Önce Beşiktaş rezilliğiyle başladık. Sonra Fenerbahçe rezilliğiyle bitirdik. Buna tam tamına rezillik denir. Başka ne denir? Kara gece denilebilir. Başka ne denilebilir? Galatasaray Manchester United karşısına çıktı ve 3-3 bitti. 1 puan aldı ve umutlarını son maça taşıdı. Son maçta Galatasaray'a başarılar dileriz. İnşallah Galatasaray son maçta da alacak galibiyetle gruptan çıkacaktır diye umut ediyorum ki ben Galatasaray'ın gruptan çıkacağına inanıyorum arkadaşlar. Evet, Galatasaray ilk dakikalarda erken yediği golle yıkılmasına rağmen devreye 2-1 girerek bir umut sağladı. En azından attıkları bu gol Galatasaray açısından biz belki de ikinci ara çıkacağımız oyunla belki de maçtan en kötü bir puan alabiliriz diye attığı gol önemliydi. 2-1 biten maçın devre arasına güzel başlayamadı Galatasaray. 3-1 geriye düştü ve arkasından yılmadı, pes etmedi, bırakmadı ve 3-3 bitti. Önce 3-2'ye geldi, sonra 3-3 oldu. Dedik 4-3 olur mu? Galatasaray 4-3 öne geçer mi derken maç 3-3 bitti ve son maça kaldı. Hakemin hataları vardı. Penaltısı verilmedi Galatasaray'ın. El yapıldı, penaltısı verilmedi. Offside var mıydı yok muydu diye tartışılan bir offside pozisyonundan sonra Icardi'nin attığı gol iptal edildi. Hakem orada offside vermese niye vermedi demeyeceğimiz bir pozisyondu. Fenerbahçe Galatasaray adına. O penaltı verilseydi gol olsaydı ve offside verilmeyip gol olsaydı, iki gol de böyle gitmemiş olsaydı 3-3 biten maç Galatasaray'ın 5-3 üstünlüğüyle galiple bitebilirdi ki Manchester United kalecisi onun alanında Hakim Ziyech'in serbest vuruşunda yediği hatalı golü de unutmayalım. Evet, Galatasaray'ın son maçında da başarılar dileyelim. Kara Gece'nin kara takımlarına gelelim. Kara Gece'nin kara takımları Beşiktaş Fenerbahçe. Beşiktaş 5-0 yenilirken Galatasaray'da Fenerbahçe'de 6-1 yenildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'a şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'ı hiç mi görmediniz? Galatasaray'dan hiç mi örnek almadınız? Fenerbahçe, Beşiktaş'ın örnek alacağına Galatasaray'dan örnek alsaydın ya. Lan 5-7 diye sen de 6 yemek zorunda değilsin kardeşim ya. Oynadığınız takımlar çok üst düzey, çok profesyonel, çok güçlü, çok yıldız oyuncuların olduğu, çok kaliteli bir kadrosu olan, çok kaliteli ligde oynayan takımlar değil. Biri Belçika liginde oynayan kulüp bir üç. Ya 12 takımla oynuyor kulüp bir üç. 12 takımla oynuyor. Kulüp bir üç. 12 takımla oynayan kulüp bir üç. Lig bitmesin diye, lig erken bitmesin, biraz daha uzasın, heyecan biraz daha sürsün diye düşmeme kalma ligi değil, lig kuruyor kendi arasında. 3-4 takımla şampiyonluk ligi, şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. 3-4 takım ise ligde kalma mücadelesi veriyor arkadaşlar. Böyle bir lig kuruluyor. Yani 12 takımlı ligden, 12 ligli, yani 12 takımlı bir ligden sen yeniliyorsun ya. 12 takımı olan bir lig takımına yeniliyorsun ya. Ya senin takımın Kulüp Brugge'den daha güçlü. Senin takımın Nörsjönet'ten daha güçlü. Yani Kulüp Brugge'de Nörsjönet'i karma bir takım ortaya çıkarıp koysanız arkadaşlar, İngiltere'de orta seviye belki bir takım anca eder ya. Ya siz bu takımları nasıl yenilirsiniz ki? Farklı yenilirsiniz. Rezillik ya. Resmen rezillik. Ya Beşiktaşlıyım. Ya sinirden delirdim arkadaşlar dün akşam 5-0 yenilmesinden sonra ya. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz arkadaşlar? Bu taraftara yaptığınız nedir ya? Taraftar egzan alıyor maçı izlemek için. Bir para ödüyor. Gidiyor belki statta izliyor, bir para ödüyor. Siz bunların keyfini nasıl kaçırabilirsiniz ya? Ya abicim, hiçbir şey bu maçların son skorunun bahanesi olamaz. Hiçbir şey bahane edemezsiniz. Bu skorun sonucu İsmail Kartal ve Rıza Çalınbay'a yazar. Kimse bana diyemesin. Başkanın yüzünden yenildik, yok oyuncular oynamadı, kötüydük, şöyleydi, böyleydi, hiçbir şey diyemezsiniz. Tek sorumlu varsa hocalar İsmail Kartal ve Rıza Çalınbay'dadır sorumluluk.
Ya arkadaşım, takımda çok iyi oynayan bir Necip'im var. Necip ne oldu da bu maçta oynamadı ya da oynatılmadı? Necip ya. Hani bir sene, ya iki sene öncesine kadar dalga geçtiğini Necip. Şu anda Beşiktaş'ı takır takır oynuyor abi. En azından mücadele ediyor adam. Hırslı, mücadeleci. Basıyor, koşuyor, pas alıyor, pas veriyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şu anda kimse bana Necip'i de kötüleyemez. Kötüleyemezsiniz çünkü takımın en iyi oyuncuları, en iyi oynayanlarından birisidir. Yine abi, takımın en iyilerinden Getson'u sen sonradan oyunu alıyorsun ya. Getson büyük, belki de büyük ihtimalle gitmek ya. Gitme ihtimali çok yüksek, belki de büyük ihtimalle gidecek. Lazio'dan teklif aldığı söyleniliyor. Kendini Lazio'ya atıp belki de oradan yukarılara doğru gidecek. Sen böyle bir oyuncun varken bunu yedek oturtmak senin aptallığın mıdır nedir ya? Hoca ne yapıyorsunuz siz ya? Hocalar, hocalar Rıza Çalınmay ve İsmail Kartal ne yapıyorsunuz? Şenol Güneş'e laf ettiniz. Arkadan Burak Yılmaz geldi, laf ettiniz. Rıza Çalınmay'a ne diyeceksiniz? Ya Rıza Çalınmay'a tek sorumlu Rıza Çalınmay değil. Ya Rıza Çalınmay elindeki kadroyla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama elindeki kadronun da iyisini kullanmamak da aptallıktır ya. Beşiktaş'ın çocuğu, Beşiktaş çocuğu diye bir hatası varsa söylemeyecek miyiz? Evet, eyvallah. İki maçta ligde iyi gittin. Bir şekilde iyi kötü kazandın. Belki şampiyonluğun içerisinde ben de varım dedin. Kopmadın, havluyu atmadın. Bir umut belki olur mu dedin. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Olabilir dediniz ama ya dün akşamki maçın rezilliği sana yazar. Sana yazar Zavca ya. Arkadaşlar yani insanlar ben iyi. Beşiktaşlısını da Fenerbahçelisini izledim, yayınlamak için herkes haklı. Herkes ne diyorsa haklı. Taraftar, yorumcusu, taraftar, herkes haklı. Tek haksız sizsiniz. Futbolculara da ben bir şey demiyorum. Futbolcuların kapasitesi belli abi. Sen takım Beşiktaş için şunu söyleyebilirim. Kötü kadro içerisinde iyisini çıkartmaktansa kötü kadro içerisinde ben en kötüsünü çıkartacağım demek ne arkadaş ya? Onur Bulut'u stoperi koymak ne arkadaş? Onur Bulut'u bırak ilk 11 almayı. İlk 18 almazsın ya. Ha bırak 10 kişi oynasan Onur Bulut'tan daha fazla katkı alırsın ya. Adamın 1 gram takıma faydası yok ya. Tek katkısı yanındakine pas atabilmek ya. Ne ayıp işte. Bak hücum önünde katkısı var. Ne savunma önünde katkısı var. Hiçbir şey yok oynatıyorsun ya. Resmen Galatasaray'daki Angelinho'nun Türk versiyonu ya. Angelinho'nun Türk versiyonu Onur Bulut. Ya bu kadar sarsık bir futbolcu olamaz ya. Getson iyi oynuyor. Sen Getson'u oynatmıyorsun. Necip iyi oynuyor. Yok. Mert ne oldu? Gene mi sakatlandı? Mert de sakatlıktan çıkamadı arkadaş ya. İki maç oynarsa üçüncü maç sakatlanıyor. Yok deniliyor ya. Neredeydi bu Mert Günok? Fener maçını mı düşündün? Fener maçını mı düşündün? Şampiyon olacağını falan mı inanıyorsun hoca? Tara bazı yorumcular var. İnanıyor mu? İnanmış. Salak mısınız arkadaşsınız? Biri kaybetse biri kaybetmez. Ya sen Fener'le niye kıyaslıyorsun? Lider Fener'le, Fener'le niye kıyaslıyorsun? Fener iki maç kaybetsin. İki maç kazanacak. Galatasaray lider olacak ve sana bu liderliği bırakmayacak. Sen neyin kafasını yaşıyorsunuz arkadaşlar? Ben anlamadım gitti ya. Tek bir rakibin yok senin. İki rakibin var. Ki arkadan gelebilecek de bir Adana Demirspor tehdidin var arkanda. Yazık ya. Hadi neyse dedik. Beşiktaş'ta kadro derinliği yoktu. Oyuncu kadrosu belliydi. Oyuncuların kapasitesi belliydi. Fener'e ne oluyor? Yani Fener'e ne oluyor? Fener'e ne oluyor? Fener'de 6 tane yedi. Ayıptır, günahtır. Ya takımın golünü atmış, bir golü de iptal edilmiş olan Bahçıvay'ı oyundan almak nedir acı? Neydi ha? Ne diyordun Fenerbahçeliler? Fener'in çocuğu İsmail Kartal, Fener'in çocuğu İsmail Kartal. Ne oldu Fener'in çocuğu İsmail Kartal, Fener'in çocuğu olmaktan çıktı mı? Çıktı mı? Ya yazıktır günahtır ya. Yazıktır günahtır abi, yazıktır günahtır. Bu taraftar yazıktır günahtır ya. Ayıp ya, ayıp denen bir şey var, bundan da anlamıyorsunuz ya. Nurşçılık dediğin takım senin yarın etmeyecek bir takım ya. Yedek kadronuna çıksan yenebileceğin bir takım. Hiç bahanelere sığınmayın. Yok eksiğimiz vardı, şu yoktu, bu yoktu, şöyleydi, böyleydi demeyin. Bir kere yorgun değildin, onu bahane edemezsin. Eksiklerini bahane edemezsin. Senin eksik kadron bile Nörtçölet'ten daha iyi. Yani 6 tane yemek ne ya? 5-7 Beşiktaş. Ben de 6 miyim ona nispet yapar ki? Ben de 6 miyim dediniz. Ne dediniz anlamadım ki ya.
Yazık, taraftar gelmiş sizi desteklemiş. Eksen almış, maçınızı izlemiş. Size bir destek vermiş, gönül vermiş. Ayıptır, günahtır ya. Yazık. Neyse arkadaşlar, çok daha uzun konuşmak istemiyorum. Galatasaray'a bu yolda başarılar diliyorum. Beşiktaş zaten gruptan çıkamıyor. Bir puanla sonuncu olacak ve son maçında kazanacağına inanmıyorum. Son maçında kaybedecek, bir puanla grubu bitirecek. Fener diyorduk gruptan lider çıkar. Aha, çıkar, beklesen. Belki de gruptan çıkamayacak. Böyle giderse, son maçında yenilirse gruptan çıkamayacak. Bırakın lider çıkmayı, ikinci olarak bile çıkamayıp gruptan sonuna çıkamama şansı var. Fener ve Galatasaray'a başarılar diliyorum. Beşiktaş'a başarı dilemiyorum. Desek ne olacak, zaten gruptan çıkamıyor. Evet arkadaşlar, sizler de bu Karagece'nin maçlarıyla ilgili, rezilliklerle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için abone olabilir, bildirim zilini açıp yorum atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.